Efendim şimdi aleme yerleştirilen bir takım sınırlar vardır dedi. Evet. Dünya ve ahirette bizim ve onun için işin, yani esas işin sınır olduğunu anlıyoruz dedi. Tamam, dünya yani, ve ahirette, evet. Dünyada bu da, sınırlar bizi, çizgimizi çeker. Bir şekilde bizim sınırımız var, var. O da kulluktur. Evet. İzah ettiniz, az önceki konulara da şey yapıyor. Bu sınır hiç kalkmaz dediniz. Kalkmaz. En kalkacağı, en şey de berzah... Latifleşir, latifleşir sanki kalkmaz kelimesi yani. O, gibi sonraki. İnce bir perde kalır. Tamam. Mutlak kalkmaz. Hocam, yani sorumu bağışlayın. Bu kulluk kalkmayacaksa, mutlak kulluk bizi bağlıyorsa ve bağlayacaksa, imtihan da olacak mutlak kulluk. Tabii imtihan da var, ikilik şey. Tamam. Peki bu bilgilerin hani ne önemi kalır? Allah'ı bilmek. Ya ama kuluz. Kulu olarak Allah'ı bilmek. Yine her zaman. Tabii ki kuluz. Bakın, Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz. Bir defa bu hakikati iyi anlayalım. Biz Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz. Teşbih yapıyoruz. Benim, bizim kurguladığımız, gözümüzü kapatınca kurguladığımız hayal ne ise Allah'ın vücudi varlığına göre alemde odur. Bir defa bunu iyi bir anlayalım. O tamam, o ayrı bir şey. Sadece var. Mutlak vücut sahibi sadece Allah'tır. Ondan gayrı hiçbir vücut sahibi varlıktan söz edilemez. Bütün bu mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi surettir. Yani hayal kurgulayan, kuran bir insanın hayalindeki varlıklar gibidir. Şimdi biz hayaldeki varlık olarak teşbihen söylüyorum. Allah'ı bilmekle mükellefiz. Bu dünyadaki yaratılış gayemiz bu. İbadet etmek ve onu tanımak. Tabii istidadı oranında herkes. Ayağını sabit etsinin elverdiği ölçüde. Efendim, yani kulluk etmek için de yaratıldık. Evet, kulluk etmek için yaratıldık. Şimdi İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah-u Teala. Yani ben şey yapıyorum, bağışlayın hocam. Hani muhalefet ediyorsun. Muhalefet değil. Yani daha şey anlatmak... Anlamak yani için konuyu, daha açık anlamak için. Tamam. Söylüyorum. Tamam. Yani hayaldeki ilmi suret olduğunu bilmemiz bizim kulluktan çıkarmaz ki. Çıkarmaz. Hiçbir zaman çıkarmaz. Yani bu bilgiyi o zaman bizim kulluktan için, hiçbir zaman çıkmayız. Bu bilgiyi edinmek bizim için neyi değiştirecek? Hakikatimizin ne olduğunu görmeyiz. Yani müstakil bir benliğimizin, bir varlığımızın olmadığını, zıl, gölge olduğumuz hakikatiyle birlikte onun varlığı ile daim ve kaim olduğumuzu bilmeyi getirir o bize. Zevk etmeyi getirir. Onu da o zaman biz ayrıca kul olmak hasebiyle tesbih ederiz. Peki. İbadet ederiz. Bir yerde kulluk şeyi var. Mutlak kulluk bilinci var. Evet. Bir de bu bilgi var. Evet. Hangisi daha önce gelir? Kulluk. Önce kul olmak. Kulluk önce gelir. Çünkü Allah'a kulluktan başka yol yaklaşmak için yoktur. Allah'a yaklaşılacak yol kulluktur. Allah olamayacağımıza göre. Allah'a yaklaşılacak, İbn Arabi Hazretleri gene onu ifade eder. Allah'a yaklaşılacak yol kulluk yoludur. Biz o zaman kendimizi şekillendirirken önce kulluğumuzu düzgün kesinlikle. Önce ilk önce kulluğumuzu tam bir idrak etmemiz lazım. Kul olduğumuz bilincini tam oturtmamız lazım. Önce kuluz. Çünkü mutlak varlık Allah'tır. Onun varlığının dışında başka bir varlıktan söz edilemez. Biz onun ilmindeki ilmi suretleriz. Yani ilmindeki ilmi suretler olmak hasebiyle varlığız. Yaratılmış olanız. Varlık ve yaratılmış olan her şey de kuldur. Yaratanın dışındaki her şey kul diye isimlendirilir. Bu bağlamda biz de yaratanın yarattığı bir şey olduğumuza göre kuluz. En büyük makam da, en âli makam da kulluktur. Abduhu ve Resuluhu diyoruz değil mi? Kelime-i şehadet. Önce Allah'ın kulu ve Resulü. Yani kulluğu bile Resulullah Efendimiz'i zikrederken kulluk önce geliyor. Çünkü kulluk makamı en şerefli makamdır. En yüce makamdır. Varlık için. Hocam o zaman yani bağışlayın, ilim öğrenme, araştırma çabası ve kulluğu daha iyi yapma çabası, o zaman kulluğu daha iyi yapma çabası önce gelmeli. Tabii bilinçli bir kul olmak ve kul olmanın gereğini yerine getirmek. Önce bu, elbette ki. Nefsini bilen Rabbini bilir.
Nefsini bilme yolculuğunu yaptığın zaman zaten kulluğunu anlıyorsun. Eyvallah. Ondan sonra kulluğunu bildikten sonra da Rabbini bilmeye geçiyorsun. Tabii. Nefsini bilen, önce nefsini bildin. Yani kulluğunu anladın. Nasıl bir kul olduğunu. Sonra da nefsini bildikten sonra Rabbini bilmeye geçiyorsun. Hocam şey olacak ama hani meseleyi uzatmış gibi olmayalım. Bu ilimlere biz merak ediyoruz. Nefsimize şey geliyor daha iyi öğrenmek. Yani çok şey gene ben risk kulluğunu tamamlamadan, kulluk bilincine ermeden bu bilgilere vakıf olmak çok tehlike. İşte onun için ne demişler? Dört kapıdan bahsediliyor. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Bazıları marifet hakikati yer değiştirmiş. Burada ilk kapı şeriat. Şeriat ancak kulluğunu doğru öğrenmeyi sağlayan kapıdır. Şeriat kapısı tamamlanmadan tarikat kapısına geçilmez. Hakikat kapısına hiç geçilmez. Bunlar da hakikat bilgileri hocam. Hakikat bilgileri, evet. Şeriatını tamamladıktan sonra tarikat, yani seni hakikate götürecek olan yol, tarik. O zaman önce şeriatı tamamlayıp sonra tarikat kapısıyla birlikte hakikate ve marifete doğru yolculuğa çıkılır. Bunun dışında kesinlikle tepeden inme olmaz değil mi? Olmaz. Şeriatı olmadan hakikate hiç kimse eremez. Olmaz. Yok öyle bir şey. Hakikate, marifete, şeriat olmadan erilmez. Ama günümüzde birçok zümre maalesef hakikatten dem vurmakta. Hakikatle, heva hevesleri yoluyla hakikatle oyalanmakta, eğlenmekte. Hoşuna gidiyor çünkü. Ve onları bakın dedik ya bir zevk etmedik. Bak hakikat bilgileri zevk edilir ve kişiden marifet açığa çıkarır. Marifete taşır. İşte bunlar şeriatı olmadan, tarikatı olmadan hakikatten bir takım kırıntıları duyarak, işiterek onlarla hemhal olup o sarhoşluğa girip zevk ettiklerini ifade ediyorlar. Onların zevki şeytani. Bakın zevklerin dahi ilahi olanı var. İlmi zevk var. İlahi zevk var. Rabbani zevk var. Şeytani zevk var. Nefsani zevk var. Allah muhafaza. İşte bazı kişiler, bazı zümre hakikatten ifade ederken, dem vururken, konuşurken nefsani ya da şeytani zevk edişleriyle zevk ediyorlar. Ve bunda da ne güzel söylüyorlar. Zevk ettik. Yani meşk ettik. Kulluk bilinci olmadan yola çıkıyor. Kesinlikle. Şeriatını oturtmadan kul olduğu hakikatine tam olarak sağlam bir şekilde bir ayağını basmadan, hani ehlullahın bir kısmı da ifade eder ya, ayağının bir tanesi şeriatta sağlam duracak. Öteki ayağın pergel gibi alemi gezecek. Eğer ayağın şeriatta sağlam durmazsa parçalanır gidersin. Bu böyle boş bir şey değil. Bu kanun yani. Kanun. Bu kanun. Evet. Bu bir hakikat yolcusunun düsturu, kanunudur. Bunu çünkü şeriatını öğrenirse kulluğun ne demek olduğunu öğrenecek. Şeriatını öğrenmeden hareket ederse, hakikatten konuşmaya başlarsa işte onlar çıkıyor bazı zümre. Ben Allah'ım demeye başlıyor ondan sonra. Abdest yok, namaz yok. Ben daim namazdayım. Artık Allah'ı bildim, tanıdım. Dolayısıyla o bilince vardım. Ben müstakil bir varlık olarak kendimi görmüyorum. Dolayısıyla namaz beni bağlamaz diyebiliyorlar. Haddi aşıyorlar. Haddi gene bak gene had meselesine geldik. Haddi. Hudutları. Ne dedi burada? Hudutları. Allah'ın hudutlarını korumayana bir Resul Efendimiz'in hadisinde lanet olsun. Allah lanet eder dedi. Evet. Hududu korumazsa insan Allah'ın lanetine uğrar. Yani kulluk hududunu o zaman. Tabii. Lanet ne demektir? Uzaklaştırmak demektir. Ötelemek. Yani, uzağa düşürmek. Şeytan gibi. Değil mi? Yani, tabii. İşte biz normalde halifeyiz ya. İşte her makamda kulluk boyutunda da halifeyiz. Her zaman. Kırk boyutunda her halifeyiz. Zaman. Yani ceberutta da halifeyiz. Her bir makamda hilafetliğimizi işte o hudutları koruyarak. Yani. Hudutları koruyarak. Bakın o dedik ya, o perde incelir en şeffaf sanki yok gibi olduğu hal cennetteki cuma günleri müminlerin toplandığı yerdir. Orada Allah-u Teala'nın tecellisinde o perdenin en inceldiği zamandır ki orada dahi kul birinci kalkmaz. Ya diyor ya bak sarktı da sarktı ama birleşme diyor. Sümme redet mahvü mesvele sarktı. Birleşme diyor. Evet. Yine kulluk kaldı. Kalır. Kulluk kalkmaz. Kalmaz. O kadar sarktı ki ama birleşme yok. Birleşme yok tabii. Hocam evet.
ben şu konuyu da hemen sorayım. Yani çünkü evet. Sanki birleş dediniz. Yani benlik kalkmaz dediniz. Sanki perde yokmuşçasına. Ama ince bir perde muhakkak kalır. Kalkmaz şimdi, perde mutlak manada. Hep bu şeyi konuşuyoruz. Zikrediyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Cümlemizde. Yani şeffafsa olur da bunu böyle bu meseleyi tam açalım mı hocam? Yani perde kalkmaz. Yani şeffaf kulluk, perde. Kul kulluğundan çıkmaz. Evet. Perde yani, kalkmazdan kastımız yani, budur. Kul kulluğundan hiçbir zaman çıkmaz. Ne olursa olsun. İdrakte, anlayışta, Allah'ı bilmede hangi mertebeye varırsa varsın ki o mertebenin sarhoşluğuyla söylenen sözler vardır. Bakın. Şimdi bazen Hak diyor ya kutsi hadiste, ben o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Ya da diğer bir ifadeyle o kulum benimle görür, benimle tutar, benimle yürür. Dediği mertebeye kul varsa dahi yine kul olarak oradadır. Hak onun gözünden görendir yani. Bu kulluk gene kalkmıyor. Dahi zatında kul oluyor. Tabii. Kulluk gene kalkmıyor yani. Zatında kul oluyor. Yani kul her zaman kul. Kul kuldur, rap raptır diye bir ifadede bulunur ya İbn Arabi Hazretleri. Bu iki mertebe asla bir araya gelmez, birleşmez. Asla. Kesipteki durum nasıldır? Kesipteki durumda bu perde o kadar incelir ki tevhid anlayışında, idrakinde kul hakikatinin hak olduğunu en mükemmel şekilde görür. Yani idrak olarak. Müşahede eder. İdrak olarak. En yakınlaşır. En yakınlaştığı zaman. Hani Kabe Kavseyn, Ev Edna. Yayın iki ucu. Hatta daha yakın mesabesiyle Rabbine yaklaştığı an gibi. O kadar yakınlaşma olur ama ikisinin birleşerek bir olması mümkün değil. Yine, yakınlaşma olur. Yani idrakte şöyle desek, Hakk'a en yakın halini, kul Hakk'a en yakın halini yaşar. Evet. Buna perdenin en ince hali, en ince durumu denilebilir. Evet. Yani tevhid bilincinde perdenin en ince halidir. Zahiren bir perde var, perdenin öbür tarafında Allah tecelli ediyor şeyi anlayışını değiştiriyor. Değil. Mesela. Öyle değil tabii. Zahiren zahirde de bir perde var da arkası da Allah var. Burada kul var değil tabii ki. O manada değil. Yani eğer ki o perde kalkarsa bu anlayış kalkarsa. Yani. O perde kalkarsa kul kalmaz. Kul kalmaz. Her şey yanar bile. Tabii. Kul kalmaz. Çünkü perdenin kalkması demek zatın sadece var olması demektir. Zatın vücudunun var olduğu yerde başka bir vücuttan söz edilemez. Olmaz. Başka vücut söz konusu olamaz. O zaman bu vücut perdeyi kaldırdığı zaman vücut burada kalırsa zatın vücudu başka bir vücut söz konusu olamaz. O zaman işte kul da oradan kalkmış olur.